vardı değil mi? Küçüklerimiz sevmek, büyüklerimiz saymak. Değil mi Ela'cığım yani? Bunu herhalde sen de içtin değil mi bu andı? Evet. Müslüm Bey, dördüncü haftamızdayız. Size bir saygısızlığım oldu mu? Hayır, estağfurullah, saygısızlığın olmadı da şunu söylemek istiyorum. Şimdi bizle beraber olan değerli dostumuz Yüksel Bey'in de yani bu basın dünyasında önem arz edecek bir yeri var. Önem arz edecek bir yeri var, bir kalitesi var. Kendine bir tecrübesi var. Onu da şey yap yani, kale al. Tamam, ben onu da şey yapacağım Müslüm Bey. Kale teşekkür al. Ederim, çok mersin. Efendime söyleyeyim. Öbür türlüsü de işte senin ışığını şey yapıyor yani. Sanki sen kendi ışığına, sende bir ışık varsa o ışığına tutuyorsun, toprak atıyorsun gibi bir şey oluyor yani. Peki. Pekala. Işınlarını şey yap yani. Bırak yansımasını daha böyle. Peki efendim. Olayları yani ruhi olgunluk içerisinde ele al. Işıltım varsa görülsün. Görülsün. Şarkıya asıldım Müslüm Bey. Nasıl söyledin? Şimdi işte Ela'nın şarkıdaki yorumuna gelince. Sevgili Ela geçen hafta daha iyiydi değil mi? Yanılmıyorsam daha burada nedir? Üçüncü olmuşsun herhalde. Evet. Üçüncü olmuşsun. Bu şarkıda ise dinlediğim kadarıyla şarkının ikinci mısrasında sesin böyle ezildi. Falso gibi bir şeyler kulağıma çarptı. Benle alakalı bir şey değildi o. Bilmiyorum. Hadi de olur, teknik problem ama önemli değildi. Kulağıma bana öyle geldi. Bana öyle geldi. Belki de bu şarkıyı seçtin. Bu şarkının acaba şeyi mi sana şey oldu böyle? Haftaya daha güzel bir şey seçer okurum. Harika. Ela'nın geldiğinden beri söylediği en olumlu söz. Belki de yani herkes hata başka yapabilir. Bir şarkı söyleseydin. Daha iyi olabilirdi diyorsunuz. Daha iyi olabilirdi. Peki efendim. Diyorum. Teşekkür ediyoruz Müslüm Bey. Pelin Hanım geçen hafta yorum yapmamıştınız ama bu hafta yapacağınızı tahmin ediyorum. Genel olarak şu ana kadar yaşananlardan sadece çok üzgün olduğumu ifade etmek istiyorum. Ona da hakikaten onun gerçekte özünde Ela'nın bu olmadığını düşünüyorum. Fazla agresif olabildiğini, çok hızlı parlayabildiğini düşünüyorum. İçimden öyle geliyor daha doğrusu. Yakışmıyor. Performansa gelince ben çok beğenmedim. Evet, bazı teknik bir takım şeyler oldu galiba. Mikrofonunda zaman zaman kopmalar oldu ama performansını... Peki izlerken tedirgin oldunuz mu Pelin Hanım? Sözünüzü kesiyorum. Geçen hafta beni izlerken gülümsüyordunuz. Benimle dalga geçer gibi seyrediyordunuz. Hayır, o gülümseme onunla alakalı değildi. Geçen hafta o konuyu geçtim. Çünkü geçen hafta konuşulabilecek bir platform yoktu. O gülümsememin sebebi Ela'yla alay etmek vesaire değildi. Ama açıkladınız ama bu hafta rahatsız oldunuz mu? Bu hafta rahatsızlık veya bir şey, ben niye rahatsız olayım ki Ela'dan? Ela profesyonelde olan bir yarışmacı. Ela da benden rahatsız olması mümkün değil. Ama zaman zaman haddini aşan cümleler sarf ettiğini düşünüyorum Ela'nın. Daha sakin, daha kendine yakışır davranması gerektiğine inanıyorum. Özünde öyle bir insan olması gerektiğini düşünüyorum. Eğer sanatçı olmak istiyorsa. Ve başarılar diliyorum ama bu akşamki performansı bence kötüydü. Çok peki. Teşekkür ederim. İlk defa bana bu kadar yumuşak ve olumlu konuştunuz. Onun için ayrıca teşekkür ederim. Çok mersi. Yani, hatalarımı da törpüleyeceğim. Canım benim, törpüle. Şimdi... Antifantez yani bu Ela'nın sesi de güzel aslında. Ses rengi de güzel. Evet. Gerçekten. Bir an Müslüm İki hafta önce gördüm. Osman Bey de Ajda Hanım'da dediniz ki bu gecenin birincisi bizim için Ela. Çok beğenmişsiniz Lale Devri'yi yani. Söylediği ben akşam. Ben de iyi olduğunu biliyorum ama dedim ya işte morali bozuk. Morali bozuk olunca kedi gibi oluyor Ela. Evet. Pekala. Evet, mesela yani demiş ki Ela, gerçi şu an Pelin Hanım'la arasında hiçbir problem kalmadığı için bunu söylemeye gerek benim de zaten Ela'nın problemi olma ihtimali yok Ebru'cum. Mutlaka. Kendiyle Ela'nın problemleri var muhtemelen. Bir takım sıkıntıları var. Hayda. Ama kendimle hiçbir sorun yok. Hayır, şunu söylemeye çalışıyorum. Nereye gidiyorsunuz? Ne alakası var?
Kendimde ne sorun olabilir? Bak şimdi, ben çok güzel seninle konuştum. VTR'ni de izledim. Bana çok güzel şeyler söylemişsin. Allah razı olsun. Çok mersi. Geçen hafta bu konuyla ilgili vermem gereken cevabı verdiğimi düşünüyorum. O yüzden çok fazla uzatıp diğer arkadaşlara haksızlık edilmemesi evet. gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ela tüm hafta ki enerjisini burada boşalttı efendim. 41-33 oylar Ela için alkışlarla uğurluyoruz. Ay çok çok özür dilerim Osman abi. Osman Bey başında bir yorum yapmıştınız. Ben başında kısa bir yorum yapmıştım evet, ama. Evet efendim. Beğenmedim dediniz. Ben yine aynı fikirdeyim. Detone olduğunu iddia ederim. İsterseniz VTR'yi başa alın. Dinleyin. Sadece bir şey söylemek istiyorum. İnsanlara sende ışık var, dikkatli ol, iyi olabilirsin demek, her hafta çıkıp bir hafta evvelinden daha saldırgan olmak demek değil. Bravo! Yani eğer sana Türkiye'nin en önemli starı Ajda Pekkan diyorsa ki kızım sende bir şey var. Hadi beni sayma. Müslüm abi diyorsa ki evet kızım sakin ol. Estağfurullah. Pelin Hanım yani biraz daha dikkatli ol deriz. Bence geçen hafta medyada, daha saldırgandım. Medyada, magazin programlarında ileri geri konuşma. Biraz çeneni tut. Hadi bakalım. Teşekkür ediyoruz efendim. Oylar Ela için 41-33'e geliyor. Hoşça kal Ela, yolun açık olsun. Ve sıradaki yarışmacımız Burcu. Merhaba, şarkısı merhaba. Benimle Ol çok karşınızda. O deli sevdalardan, kızgın çöllerde rastlamayan, büyülü rüyalardan, kolay kolay taşınmayan, bolu dizgin duygulardan, yalanlardan, dolanlardan, daha güçlü bir yürek var. Haydi gel benimle ol, oturup oradaki sevgililer özenip birer birer
şarkısında. Eğer siz onun haftaya profesyonelde olmasını istiyorsanız oylar 41-33'e. Evet sevgili Burcu, sen de bu hafta yorumlar yaptın. Önce izleyelim. Çok gergindim kendi şarkımı söyleyeceğim için. Tahmin ettiğimden de daha ağır bir tepkiyle karşılaştım. Açıkçası çok çok incindim, çok kırıldım. Sadece şu cümleyi duymayı çok istemiştim. İşte her şey bir yana, çok güzel bir şarkıya imza atmışsın. Yüreğine sağlık. Bir sürü anlamsız şeyle karşılaştım. Bir dayanaksızlık var. Yani eleştirilerde bir altı boşluk var. Osman Bey bana Alagül şarkısını söylediğimde enteresan bir yorum yaptı. İşte sizin yorumunuzu alalım dediğimde suratını buruşturup ben mimiklerimle ifade ediyorum ne demek istediğimi dedi. Kötü bir şey bile söylenecekse, olumsuz bir eleştiri dahi yapılacaksa bunun nedeni açıklanmak durumunda. Çok doğru tespitler yaptıkları zamanlar da oluyor. Yani o kadar haksızlık yapmak doğru bir şey değil. Evet. Buyurun efendim, Müslüm Bey sizinle başlayalım. Lütfen. Müsaitseniz. Benimle başlıyorsun. İster misiniz efendim, arzu eder misiniz? Yani. Burcu, iyiydi, şarkıyı güzel yorumladın. Teşekkür ederim, sağ olun. Değerli kardeşim. Müslüm Bey siz açıldınız. Koreografi de çok iyiydi. Evet. Şarkıdaki başarısı da güzel denecek bir seviyedeydi. Harika. Çok teşekkür ederim, evet. Sağ olun. Harika. Ne kadar güzel. Daha önce yorum yaparken biraz daha belki yarışmacılarımızı tanımakla alakalı bir şey. Artık onlara daha rahat yorumda bulunabiliyorsunuz. Yani güzel. Kulağıma güzel oldu mu güzel. Gelen neyse onu söylüyorum ben ya. Yani. Harika. Neyse, teşekkür olur. Ediyoruz efendim. Evet. Beğeninizi dile getirdiniz. Ne mutlu sana. Çok teşekkür ederim. Pelin Hanım buyurun. Her şey bir yana çok güzel bir şarkıya imza atmışsın. Yüreğine sağlık demelerini çok istedim. Evet istedim. Peki ama biz bunu sana zaten yarışmanın birinci haftasında söylemiştik. Demiştik ki CV'nde, rezümende onlarca parça var ve o kadar güzel parçalar var ki Kıraç'la çalışmışsın, Aliye Müzikleri Bir İstanbul, o şu bu. Yani o kadar güzel eserlerin var ki Funda Arar'ın şeyleri ama sen burada şarkıcı olma yolunda ilerliyorsun. Çok iyi bir besteci ya da çok iyi bir söz yazarı olman şu an başka bir platform. Ama biz bunu sana söylemiştik aslında. Zannediyorum kırılganlığın belki ondan ama aslında yersiz bir kırılganlık diye düşünüyorum ben. Belki haklısınız. Çok daha fazla duygusaldım kendi şarkımı okuduğum için. Zaten yorumculuğumla ilgili eleştiriler konusunda problem yok. Evet. Ama yine de yani gönlüm çok istemişti. Evet. Yine yani de öyle bir cümleyi duymayı çok istemiştim. Peki. Evet. Altını boş bulduğunu söyledin ama. Evet. Problem yok ama jürinin yorumlarının altı boş. Bütün yorumlarının demek çok doğru bir şey olmaz. Haksızlık etmiş olurum. Ama zaman zaman tabii başka problemler de var altında bunu biliyorum ama zaman zaman hakikaten çok çok doğru yorumlar yapılmadığını düşünüyorum. Çok doğru eleştiriler yapılmadığını kendimle düşünüyorum. Kendimle ilgili mi yoksa diğer genel arkadaşlarınla olarak, ilgili mi? Sadece kendimle ilgili değil. Kendimle ilgili tabii ki mutsuz olduğum cümleler duydum. Genel olarak da genel bir değerlendirme yaptığım zaman 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 adil olunamadığını görüyorum. Bunda kötü niyet aramıyorum açıkçası. Dürüst davranıyorum bu konuda. Pekala, istersen jürinin yorumunu almaya devam edelim. Osman abicim buyurun.